Yaz stajı ücretlerinde rakamlar değişti. Ciddi bir artış söz konusu. Neredeyse 3 katın üzerinde rakam asgari ücret seviyesine geldi. Müjdeyi de Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Ulusal staj programı başvurularının da başladığını ifade etti. Yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin %30'una tekabül eden rakamı 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz. Cumhurbaşkanı işte bu sözlerle verdi müjdeyi. Yaz stajı yapanlara bundan böyle asgari ücret tutarında ödeme yapılacak. Önümüzdeki yıl ulusal staj programımızdaki stajyer öğrenci sayısını 150 bine çıkartıyoruz. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde E-İnsan programında konuştu Erdoğan. Ulusal staj programı başvurularının başladığını duyurdu. 2023 yılı başvurularını bugün itibariyle açıyoruz. Stajyer ve kurumun anlaşması halinde staj süresinin uzatılabileceğini söyledi. Staj sürelerinin de 3 aya kadar uzatılabilmesini sağlıyoruz. Cumhurbaşkanı özel sektör temsilcilerine de çağrı yaptı. Devlet ve özel sektör işbirliğinin önemine dikkat çekti. Özel sektörde 150 bin öğrenciye benzer şartlarda staj imkanı vererek toplamda bu sayıyı 300 bine ulaştırmamıza destek vermeleridir. Erdoğan Türkiye'deki gençlerin kariyer için artık yurt dışına gitmediğini, hatta yurt dışında eğitim gören gençler için bir cazibe merkezi olduğunu da söyledi. Şimdi tüm dikkatimizi ve kaynaklarımızı eğitimin kalitesinin yükseltilmesine, üniversitelerden mezun olan gençlerimizin istihdam alanlarının çoğaltılmasına veriyoruz. Yıl sonuna doğru yaklaşırken tabii ki kafalarda birçok merak edilen husus var. Onların başında da asgari ücret geliyor. İTO Başkanı Şekip Avdagiç asgari ücretle ilgili bir açıklama yaptı. Alım gücünü telafi edecek bir oranda artmasını hatta birkaç puanda üzerinde eklenecek bir refah payını iş dünyası malkul karşılar dedi. Bunun altında bir oranında beklenmesinin rasyonel olmayacağını söyledi. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, asgari ücret düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Asgari ücretin artmasını iş dünyasının desteklediği yönünde bilgiler verdi. Asgari ücretin alım gücünü telafi edecek bir oranda artmasını, hatta birkaç puan da üzerine eklenecek bir refah payını iş dünyası makul karşılar. Kimseyi rahatsız etmez. Bunun altında bir şey beklemek rasyonel de olmaz. Avdagiç, iş dünyasının asgari ücretle ilgili sıkıntısının olmadığını söyledi. İş dünyasının asgari ücretle ilgili bir sıkıntısı yok ama bununla gelen bazı konularla ilgili beklentileri var. SGK üst sınırı memur maaş zammı ya da enflasyon oranında artırılmalı. Gelir vergisi dilimleri asgari ücret artışı nispetinde güncellenmeli. Kıdem tazminatı üst limitinde katlamalı artış olmamalı. Milyonlarca emekçi yeni yılda açıklanacak asgari ücret zammını bekliyor. Çeşitli rakamlar telaffuz ediliyor ama net bir rakam üzerinde uzlaşılmış, konuşulmuş, değerlendirilmiş değil henüz de. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, herkesi memnun edecek bir rakam olacak ifadesini kullanmıştı. TV100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel, işte o çok konuşulan, merak edilen asgari ücretle ilgili aldığı kulis bilgisini paylaştı. Aralıkta yeniden asker ücret komisyonu toplanacak, bir araya geleceğiz ve bu tahribatı, enflasyonun emekliler üzerindeki tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız. İnşallah Ocak ayında tekrar Asgari ücret başta olmak üzere sabit gelirlilere dönük biz hamlelerimizi yapacağız. Hükümet kanadından asgari ücretle ilgili açıklamalar ardarda arda geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilere asgari ücretle ilgili bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlık içinde olduklarını söylemişti. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlarca emekçinin gözü kulağı yılbaşında açıklanacak zam oranındayken TV100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel'den çok konuşulacak bir kulis bilgisi geldi. Asgari ücret meselesiyle ilgili tabi beklenti büyük Türkiye'de. Gürel aldığı bilgiyi Gürkan Acır'ın sunduğu Taksim Meydanı programında paylaştı. Kulislerde konuşulan rakamı aktardı. Beklenti düzeyi tabi çok yükseldi. E 9000 liranın altında bir rakam düşünülmüyor Oo. bendeki bilgi. Oo. bendeki bilgi 9500. 9500 bendeki bilgi. Evet. Ama 9000 9000 9500 arası dendi. Üret evet. mü net mi? Bu verdiğin rakam Bürüt mü net mi? Net net. net.